أصلح بين المسلمين ويبغض من سعى إلى الفساد في كل وقت وحين فسبحان الذي جعل خلة في الدين المبين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا مثيل له خالق السماوات والأرض ورب العالمين ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله خاتم الأنبياء وشفيع المذنبين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده
خصوصا منهم على الأئمة وخلفاء رسول الله على التحقيق أمراء المؤمنين حضرات أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذوي القدر الجليل على بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أيها المؤمنون الحاضرون، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أي مسلمانlar، bizim dinimiz tevhid dinidir. Yani birliğe çağıran, birleştiren, dağınık fırkaları toplayıp bir yapan, bütün insanları Efendimizin sancağının altında toplayan ve ona davet eden dindir, tevhid dini. Şeytanın dini nedir? Şeytanın dini var mı? Şeytanın dini tabi dediğine göre. Tevhid dini insanları toplamak ister. Şeytanın dini insanları bölük bölçük edip darmadağın etmek ister. Tevhid dini insanları birleştirip birbirleriyle barıştırmak ister. Birbirleriyle seviştirmek ister. Birbirlerine destek verip Allah yolunda yürütmek ister. Şeytanın yolu bir akis, aksi, insanları darmadağın etmek ister, parti parti yapmak ister, fırka fırka yapmak ister, bölük bölük yapmak ister, parçalamak ister, sonra aralarına nifak sokup, fesat verip, insanları birbirlerine düşman edip, birbirlerini ezip yedirmek ister. Şeytanın da yolu. Peki ey insanlar, ey akıl sahipleri, bu Kıbrıs'tan başla, bütün dünyaya dikkat et. Bu bir avuç memleketin içerisindeyiz biz. Kaç bölük oldunuz be? Kaç kişisin? Birlik kurabildiniz mi? Yazıklar olsun size. Size değil. Dağıtan kimselere. Dağıtanların arkasına düşen ve dağınık olmaya emreden kanun yapanlara yazıklar olsun. Parti olacaksınız diyor. Şeytanın tarifi bu. Parti parti olacaksınız. Sen filan parti, ben filan parti, o filan parti, bu filan. Ey, 10 tane öküz var, ikisi kırmızı, üçü siyah, beşi alacalı. Ey! Aslan gelmiş bakmış ki bunların hepsi birlikte otlayıp duruyor, akıllı usluca. Şimdi aslan bunlara yaklaşan 10 tane azgın boğa, 10 tane inek yavru, öküz, onlara hücum etmesi olay değil. Bir tanesine hücum eder ya, ötekileri gelip boynuzlarına onun karnını deşebilir. Şimdi ne yapıyor? Ne yapmış? Gitmiş gizlice
siyahlara demiş ki, ne oldu size? Bu alacalılarla beraber ne gezersiniz? Bak sizin boyanız simsiyah. Siyah ineksiniz siz. Bu alacalılarla ne için beraber olarsınız? Neye ayrılmasınız siz? Madem ki boyanız ayrıdır, lazım gelir ki siz ayrılasınız. Öküz kafası. Öküz kafası olduğunu tasdik etmiş. Hakikaten biz ne için bu alacanlarından beraber olalım? Bu alacanlardan ayrılalım. Peki. Ayrı grup olmuşlar. Geriye kalan kırmızı öküzler onlara da yaklaşır. Demiş ki yahu siz onlarla neye beraber oluyorsunuz? Sizin renginiz kırmızıdır. Siz kırmızılar da ayrı olacaksınız. Ayrılınız. Herkes kendi yerinde hükmetsin. Belki sizden biriniz öfkelerin hepsine hükmetsin. Böyle diyerekten o 9'dan 10'dan öküzü parça etmiş, fırka partiler yapmış. Siz başlamışlar birbirlerini efendim toslamaya. Arslan da aradan bir tanesine saldırı vermiş. Saldırdığı vakitinde ötekilere demiş ki müstahaktır. Bizden değildir. Bunun rengi başkaydı. Yesin bitirsin. Aha, yemiş onu. Aradan bir müddet geçtikten sonra tekrar geldi. Yine bunlar birbirlerine dalaşıyor. Sen kırmızı öküzsün, biz alacalıyız, sen bizden değilsin. Sen nereden çıktın karşımıza, sen bize hükmede, o tarafa git, bu tarafa yaklaşma. O kız içtikleri vakit arslan bir tane de onlardan kapmış. Hasılı kelam, efendim öküz kafası. Öküz başlı öküzler, böylece boyalarından dolayı ayrılmışlar, halbuki hepsi öküz. Ayrılmışlar boyalarından dolayı ve birer birer aslan onların hepsini yiyip bitirivermiş. Oh diyor, şimdi gireyim başka tarafa. Bu 21. asrın insanlarının başı öküz başı oldu. Böyle sen insan, ben insan. Böyle sen Kıbrıslı, ben Kıbrıslı. Sen Türk, ben Türk. Sen Müslüman, ben Müslüman. Nedir bu fark? Bunu söylersen hükümetin kanununa karşı gelirsin. Böyle kanununa karşı gelmek başka, siz akla karşı geliyorsunuz. Akılsızca, mantıksızca iş yapıyorsunuz. Siz milleti toplayacağınıza dağıtıyorsunuz. Ve şeytana av yapıyorsunuz. Şimdi toplanamayın. Toplanamıyorlar. Bir avuç insan bunun içerisinde huzurları yok. Memnun olan adamları yok. Birbirlerine geçineni yok. Birbirini seven yok. Birbirine destek veren yok. Birbirine söven çok. Birbirine diş bileyen çok. Ve sizin çağdaşlığınız bu mu? Beğendiğiniz bu çağdaşlığı siz. Biraz sonra sıfır olacaklar. Cenab-ı Hak İnnallâhe lâ yuhibbul müfsidîn. Cenab-ı Hak fesat kaldıranları, fesat tohumu ekenleri sevmez diyor, işlerini görmez. Önde bir parça ördüğü iş, sonra fesada kalktılar. Fesat çıkardıkları için şimdi işleri olduğu yerde kaldı. Şimdi yokuşu çekemiyor, geri gitmeye başlıyor. Allah'a dinlemeyenin başına çok şey gelecek. Peygamberliği saymayanın başına gelecek hal çok onları pişman edecek, ezip bitirecek. Sonra şeytan çıkıp onlara bakıp gülecektir.
Ey insanlar! Allah size akılla şeref vermiş. Aklınızı kullanınız. İşinize bakınız. Aklınızla hareket ediniz. Hislerinizle değil, renklerinizle, boyalarınızla değil de akıllarınızla hükmediniz. Fesadı bırakınız. Cenab-ı Hak fesat çıkaranları sevmez. Allah ıslah edenleri sever. Islah etmeye uğraşıyoruz. Birleştirmek istiyoruz milleti. Söyletmiyorlar. Dinletmiyorlar. Kabul etmiyorlar. Biz yolumuzu biliriz diyor. Ve sen nereden bildin onu? Gökyüzünden mi geldi ve senin yolun? Gökyüzünden gelen ile 15 asırdır İslam ayakta duruyor. Sen ne oldun? 15 günde bitirdin, sıfırlandın. Çünkü Allah'a karşı geldin. Allah'ın ıslah ettiğini sen kabul etmedin. Ve sen fesat çıkarttın. Şimdi bu hafta, içinde bulunduğumuz hafta iyidir. Gelen hafta daha zor hafta geliyor. Bu ay iyidir. Gelen ay daha sıkıntı gelecektir. Çünkü kafayı değiştirmiyorlar. Kafayı değiştirmiyorlar. Kafayı değiştirmedik sonra efendim her adımda bir gayret çıkacaktır. Hakikaten bu insanlar her gün bir dert başlarına geliyor. İbret almıyorlar. Sulh kalmadı, sükun kalmadı, huzur kalmadı, rahat kalmadı. Her gün bir dert çıkıyor milletin başına. Ümit edilmedi. Zelzele biter, yangın biter, sel biter, dağ yorur. Efendim, dağ yorur, o biter, maden çöker, o biter, gemi batar, o biter, bilmem tayyare düşer, o biter, bilmem başka yerde kaza olur. Dertsiz günleri yok çünkü Allah'a dinlemiyorlar. Boyuna da Cenab-ı Hak ikaz ediyor. Uyandırıyor, lakin uyanmıyor. Gemisini kurtaran kaptandır. Aklını kullanıp Allah yoluna dönersen sen kurtulursun. İstersen 5 kişi bırakın Cenab-ı Allah. Nuh peygamberin zamanında bütün dünyayı gark etti. Bıraktı 3 oğlu geriye kaldı Nuh peygamberin. 3 oğlundan bütün dünyadaki bu kadar insanları tekrar doldurdu. Allah'a müşkilat yoktu. Güçlük yoktu Cenab-ı Allah'a. Süpürecek olursa süpürür, arkasından yeni geçirir. Güç değildir, zor değildir Allah'a. Lakin gidecek olanlar kül olur. Kül olur, yanar kül olur. Külleri savrulur. Allah ile muharebe etme, Allah'a dinle. İstersen, kendini kurtarmak istersen o yola bak. Değilse işte bir ay sonra da şey geliyor, Recep, mübarek Recep ayı 3 ayla tekrar yetişti, bakalım neler getirir. Her gelen gün başka bir şey getirir. Lakin müminlere her gelen gün ferahtır. Bizim bir sıkıntımız yok. Ne için Allah tarafındayız? Şeytan tarafında değiliz. Şeytan tarafında olanlara her gün bir bela gelir. Biz Allah tarafındayız. Sen de Allah tarafında ol, Allah seni gözetsin. Şeytan tarafında durursan ne huzurun var, ne rahatın var, ne dinliğin, ne şenliğin, hiçbir şey yok. Şeref de gider. Şerefini de alır. Şerefsiz zibil olur. Allah insanoğlunu şerefli kıldı. Lakin sen o şerefi gözetmesen
zibil olursun. O tuvalete dökülen şey misali olur insanlar o vakit. Gıybetsiz pis olur. Ya Rabbi, bize aklı selim ile hareket etmeyi nasip eyle. Birbirlerimizden kavgadan vazgeçip bizleri hepimiz senin yolunda toplamalı ey Allah. Kadir Muhtedisin. Biz şaşıp kaldık. Bu şaşkınlıktan bizi kurtaracak has kullarını, evliyalarını gönder ya Rabbi. Ela inne ahsenel kelam ve eblegan nizam. Selamullah el-Melikil Azizil Allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kureyel Kur'ânu feslemya'u lehu ve asidin ta'allekum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم عظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الناهي أمته عن دار الجحيم فخر العرب والعجم مولانا أولى العالمين المحترمين سيدنا أبي القاسم محمد يا أيها المشرفون من جماله والمحتاجون شفاعته صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد باب اللهم صل وسلم أهلنا الخدم بالمحيدين اللهم أيدي بالسلام المسلمين وعلى كلمة الحقيقة الموحدين بإذناء خليفة الله المهدي اللهم انصرنا نصرا عزيزا وافتح له فتحا قريبا اللهم اجعلنا من المسلمين اللهم اجعلنا من المسلمين واكتب الصحة والسلامة والعافية والعافية والسلام علينا وعلى سلطان المسلمين قال الحجاج والزوار والغزاة والمجاهدين في سبيل الله والمقيمين والمسافرين لبارك الله فرجعك بأمة محمد أجمعين سلام عليكم سلامة على الحاضرين والغائبين الحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Yürü geç. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah.